güzel bir günden selamlar sevgiler benden size sevgili seyircilerimiz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz sağlık olsun programıyla yine hep birlikteyiz bugün dişlerimizi konuşacağız özellikle çocukların dişlerini ve tabii ki yine engelliler haftasındayız 10-16 Mayıs haftası engelliler farkındalık haftamız dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar için de diş sağlığı çok çok önemli o konulara da değineceğiz. Sizlerden gelen soruları bekliyorum. 0090 ön kodumuzla 505 756 0273 505 756 0273 nolu WhatsApp numaramıza mesajlarınızı gönderin. Tüm sorularınızın cevabı bu programda bir saat boyunca. Çok sevgili konuğum var bugün yine. Uzman doktor Merve Salmanlı pedodontist yani çocuk diş hekimi kendisi. Hoş geldiniz Merve Hanımcığım. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne kadar güzel bir genç bir <laughs> diş hekimimiz. Kaç yıldır bu mesleğin içindesiniz? Ee, 2016'da mezun oldum. Yani 7 yıldır bu mesleğin içindeyim. Bayağı da oldu değil evet. mi? Şimdi çocuk e, diş hekimliği ayrı bir de yetişkin diş hekimliği var. Bunun için e, ekstra bir okul mu okunmamız gerekiyor? Nasıl bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz? E, normal diş hekimliği fakültesinde 5 yıllık bir e, eğitim sürecimizi tamamladıktan sonra Hı -hı. E, dişte uzmanlık sınavımız var. Ya da bazı doktora programları var. Bunlara katılarak 8 ayrı branşımız var diş hekimliğinin kendi içinde. Hı -hı. E, ona göre işte uzmanlık yapmak istediğin branşı seçip bu alanda birazcık daha geliştirip yani ilerleme kaydedebiliyorsun. Çocuk diş hekimliği alanında bu alanlardan bir tanesi. Ben de uzmanlık alanımı bu alanda gerçekleştirdim. Harika, çok güzel. Aslında çok önemli bir iş çünkü çocukları diş hekimine alıştırmak, ileriki yaşlardaki travmalardan korkulardan korumak adına da çok çok önemli oluyor. Çünkü çocuk diş hekimliği ve yetişkin diş hekimliği arasında farklar var ki böyle bir branş gelişti. Hı hı. Ne gibi farklar var? Aslında şöyle en büyük fark birazcık yaklaşım. Yani bizim hmm. için en önemlisi iletişim konusu. E, tabii ki bazı malzeme farklılıkları ya da e, tedavi farklılıkları olmakla birlikte e, aslında hemen hemen aynı işlemler yapılıyor. Yani hmm. yapılan bir protez işlemi çocukta da var aynı şekilde ya da kanal tedavisi, dolgu, çekim aynı şekilde. Ama buradaki en önemli farklılık birazcık daha çocuğa yaklaşım şeklinden doğuyor. Hmm. Yani onların daha... Ee, ...özel bireyler olması, bizi birazcık da hassas olması... ...ve işte çocuk olmalarından kaynaklı... Ee, ...onlara yaklaşım şeklimiz bu, farklılığı belirliyor. Nasıl en yaklaşım bir yaklaşım şey şekli burada. oluyor burada? Ee, bununla ilgili davranış yönlendirme tekniklerimiz var çok detaylı. Hmm. Ee, mutlaka işte... E, Nasıl söyle söyleyeyim? işte geldiği andan itibaren, kliniğe girdiği andan itibaren onun oraya kendine ait hissetmesi için e, oluşturduğumuz, yaptığımız işlemler var. E, başta sözlü iletişimlerimiz, daha sonra işlemler sırasında her şeyi anlatmamız, işte anlat göster yap tekniğimiz vardır bizim en önemli. Anlat yani, göster yap evet, tekniği. Yani hı. mesela işte kullandığımız aletleri onların dilinden e, şey böyle daha masalsı, daha hikayemsi şeylere benzeterek hı hı. tamamen e, olayı hikayeleştirip onları da aslında e, ka, olaya katmaya çalışıyoruz. Evet, Yaş ben de hatırlıyorum inerek. çünkü lise döneminde ben gerçi Almanya'da doğdum büyüdüm ama orada evet. da böyle biz çocukken e, diş çocuk diş hekimliğine gitmiştik, işte diş fırçalamayı öğreteceklerdi bize. Böyle bir timsah vardı oyuncak timsah. Şimdi düşünüyorum da aslında timsah korkutucu bir şey ama orada o kadar tatlı yapmışlar ki timsaha karşı bile böyle bir sempatim oluştu evet. o zamanlar. Evet. Dişleri, dişleri çok pandalı böyle... olduğu için onu çok kullanıyoruz evet. gerçekten. Büyük, büyük ağzı var ya açıp kapanıyor diye böyle açıp kapatılı bir şekilde dişçiler nasıl fırçalıyor o timsah üzerinden mesela gösterilmiş. Aynen öyle yani o şekilde bizim de kuklalarımız var işte Aha. oyuncaklarımız var görsellerimiz var zaten odalarımızın içinde mutlaka süsler var. Yani çocuğun orada kendine ait bir dünyası olduğunu o buraya yetişkin dünyası değil de gerçekten güvende hissedebileceği bir yer olduğunu göstermek için çok fazla yöntemimiz var. Aslında en çok çocuk diş hekimliği ile yetişkin diş hekimliği bu anlamda ayrılıyor. Evet. Tamamen yaklaşım şeklimizden dolayı. Zaten masalsı bir ortama giriyor herhalde çocuk değil mi? Orada mesela belki oyun olacağı, oynayacağı bir alan var. Evet i̇şte aynı. Arkadaşları birlikte belki sosyalleşebileceği bir alan. ...sevdirmeye çalışıyorsunuz esasında. Kesinlikle Değil öyle. Şey. Yani bekleme salonlarımız onlara göre ayarlanıyor. Orada oyun oynayabilecekleri, resim çizebilecekleri... ...işte mutlaka bir bekleme odamızda çizgi film açıyoruz. Hı -hı. Hatta e, en hani, sevilen tedavi sırasında zaten çizgi film izletiyoruz. Ha, Bu onlar mi? için e, çok hem böyle dikkat dağıtıldığı açısından... ...yani e, dikkatini oraya vermesi açısından... Hı -hı. ...hem de yine tamamen kendini daha huzurlu ve güvenli hissetmesi açısından... ...bizim için büyük dezavantajlar. Bunların hepsi bir davranış yönlendirme tekniği... ...ve e, çocuk diş hekimliği tamamen aslında en çok bunun üzerine kurulu. bir. Ha, çok güzel. Şimdiki çocuklar inanılmaz şanslı. Bizim dönemimizde <laughs> o kadar çok yoktu yine vardı ama hani normalde diş de gittiğimi hatırlıyorum ben çocukken. Bir de tabii çocuk yaşlarda bazı çocukların çok fazla çürükleri de olabiliyor. Hı hı. Ee, mesela ben hatırlıyorum sınıfındaki bir arkadaşım böyle hep siyah siyahtı dişleri. Küçücük bir çocuk ama Siyah siyah olması normal mi yoksa çok fazla abur cubur şeker yediği için mi çocuğun dişleri hmm. böyle siyah oluyor? Şöyle tabii ki normal değil. Hı. Normal dediğimiz tabii ki bembeyaz sağlıklı dişler diş çürükleri maalesef çok yaygın. Yani zaten ülkemizde kronik bir hastalıkların başında geliyor ve bu çocuklarda da çok küçük yaştan itibaren başlayabilen çürükler. E bunlar da eskiden biberon çürüğü şu an erken çocukluk çağı çürüğü dediğimiz çürükleri sınıfına giriyor. Hı hı. özellikle işte 6 yaştan küçük çocuklarda bu ön bölgede gördüğümüz o siyah sizin de bahsettiğiniz çürükler daha çok işte beslenmeden ya da ağız hijyeninin yetersiz olmasından işte fırçalama alışkanlıklarına geç kazanılmasından kaynaklı. Hı hı. Bizim için aslında patolojik bir durum. Yani o yaş grubunda asla öyle bir çürük beklemiyor Olmaması lazım tabii değil Tabii ki yani. Hı hı. Bazen tabii bunu başka ilaçlar işte kullandığımız ilaç preparatları demir gibi vitaminler de yapabiliyor. Hı hı. Ama yine bunların önüne geçmek tabii ki yine az diş sağlığı bakımıyla mümkün oluyor. Genetik olabilir mi mesela böyle bir şey? Çocuk diyelim ki normalde hani sağlıklı besleniyor. Diş fırçalamasında yapıyor ama yine de çürükleri var genetik bir aktarım olabilir mi? Şöyle tabii ki diş çürüğünün sebeplerinden biri de genetiktir. Yani hani mutlaka genetik faktörler etkili olabiliyor. Diş yapısının kendi zaten direkt zayıf olması, Hı -hı. minesinin hmm. olması ya da tükürüğün tamponlama kapasitesinin yetersiz olması da çürüğe bize yatkını arttırabiliyor. Ama tabii ki yine bunun önüne geçebilmenin de yolu var. İşte mesela koruyucu önlemleri arttırarak, belki fırçalama alışkanlıklarımızı daha sıklaştırarak ya da başka jeller, işte hekimimizin önerdiği başka yöntemler kullanarak yine bunların önüne geçilebiliyor. Ama tabii Tabii ki genetikte diş çürüğünde bir faktör olarak geçiyor. Hı hı. Bu da e, sebep olabiliyor diş çürüğüne. Şimdi bazen anne babalar şöyle de düşünebilir. Yani çocuğumun evet çürük dişleri var ama zaten bunlar süt dişleri. Süt dişleri dökülecek yeni dişler çıkacak. O yüzden çok da önemli değil diyorlar. Bu evet, düşünce maalesef. tarzı doğru mu değil mi? E, bu çok yaygın bir düşünce tarzı <laughs> gerçekten. E, ve bu bence yavaş yavaş aşılıyor. En <laughs> sevdiğimiz nokta bu. E, tabii ki süt dişi düşecek. Zaten onun... Bir görevi var işte bir en geç 12-13 yaşlarında artık yerini tamamen daimi dişlerine bırakıp e, ağızda kayboluyor. Ama e, bu çocuk işte 6 aylıktan sürmeye başlıyor bu dişler ve 12-13 yaşına kadar tamamen süt dişlerini kullanıyor. Hı hı. Ve işte bu en önemli konuşma işte konusunda. E, konuşması, çiğnemesi, beslenmesi ya gelişimin tamamlandı bu en önemli evrede. Süt dişleri çok önemli. Yani Hı -hı. ne kadar düşecek gibi gözükse de işte konuşmayı o yaşta öğreniyor. İşte çiğneme kaslarının e, aktivitesi o yaşta gelişiyor ya da beslenmesi o yaşta büyümesi için gerekli oluyor. Süt dişleri de tamamen bunlara yardımcı olan bir aslında görevi var. O yüzden de çok önemli. Ya yani düşecek olsa da onunla durduğu 10 yıllık dönem de bizim için zaten çok daha önemli bir dönem oluyor. E o yüzden düşecek diye bakmamak gerekiyor. Hani onun o sürede ağızda olmasının bir sebebi var, bir Değil görevi mi? var. E mutlaka onun içinde onu da korumak gerekiyor. Yani 10 sene o süt dişleri ağızda kaldığı süreci bile Kaliteli bir süreç geçirmesi lazım çocuğun diş sağlığı içinde, Kesinlikle. işte yeni dişlere belki bir alıştırmalık oluyor, işte ne bileyim işte et yemeye başlıyor çocuk değil mi mesela bebeklik çağından itibaren çocuğu çiğneme fonksiyonu kazanıyor. kazanıyor. Yani direkt biz fonksiyon, fonasyon, estetik diye söyleriz zaten işte hmm. e, çiğneme fonksiyonu. Konuşmasına yardımcı oluyor yani evet. dişsiz bir bireyin hani düzgün bir harf çıkarabilme imkanı yok hı hı. E, ve estetik zaten hani bizim için çok önemli görüntü olarak çocuklarda bile bu üçünü en önemli sağlayan şey diştir o yüzden de süt dişi deyip geçmeden mutlaka e, aynı şekilde nasıl daimi dişe bakım yapıyorsak aynı şekilde süt dişe de bakım yapmak gerekiyor. Evet doğru bir yaklaşım bu olsa gerek peki hocam siz kaç yaşına kadar çocuklara bakıyorsunuz çocuk diş hekimi olarak bizim ülkemizde 13-14 yaş hı hı. çocuk diş hekimliğinin yaşı hani maksimum baktığımız ama işte dünya genelinde 18 yaşa kadar da bakılabiliyor. bu yaşın sebebi de artık 12-13 yaştan sonra süt dişleri aslında tamamen ağızdan normalde işte artık düşmüş oluyor. Daimi dişler ağza sürmüş oluyor. Hı hı. O yüzden yetişkin dişleri ağızda olduğu için artık yetişkin branşına da geçiş yapılabiliyor. Hı hı. ama 13 yaşına kadar genellikle pedodonti branşının içinde oluyor çocuklar. Genelde süt dişleri 12-13 yaştan itibaren yani en son süt, süt dişimizi evet 12-13 yaşlarında düşürüp artık daimi hmm. dişlenme dönemine tamamen geçiş sağlıyoruz. Geçenlerde bir tanıdığımda çünkü biraz daha yaşı olan bir tanıdığım. Onda mesela daha yeni bir süt dişi düşmüş. O da olabiliyor mu böyle şey? Şöyle, e, bazen altta daimi diş gelişmiyor. Normalde hmm. e, süt dişlerinin hepsinin altında daimi dişler var. Ama bazen de o daimi dişler gelişmeyebiliyor. Daimi diş gelişmediğinde üstteki süt dişini uyaran, kök rezorpsiyonuna sebep olan bir e, baskı olmuyor. Bu hmm. durumda da bazen süt dişleri sanki daimi dişi gibi orada bir süre kalıyor. Hmm. Ama tabii ki işte onlar daha kökleri küçük olduğu için ve zamanla yine rezorpsiyon devam ettiği için işte bazen 18, bazen 20, bazen daha ileri yaşlarda bile olsa genelde kaybediliyor. İşte onda da o boşluğu tekrar tedavi edecek yöntemlere başvurmak gerekiyor. O boşluk ya yani yine tabii ki yeni bir diş çıkmıyor değil çıkmıyor. mi? Çıkmıyor. Yani zaten altında diş olsa evet. e, o dişi düşüp çıkardı. Hı -hı. Olmadığı için çıkmamış. Artık o dişi de kaybedersek orada maalesef boş bir alan olmuş oluyor. O da işte evet. çeşitli protez yöntemleriyle, implant yöntemleriyle gerekiyor, doldurulması gerekiyor. Peki hocam bebeklerde ağız ve diş bakımı açısından anne babalar kaç yaşından ya da kaç aylıktan itibaren bakımı yapmalı? Çünkü bunu ilk başta hani zaten ilk 6 ay çocuk Emzirdiği için bebeği işte süt emiyor diyelim. E ne olacak ki sütten bir şey olmaz. Dişleri çürümez diye düşünüyor anne babalar ama Hı -hı. öyle midir? Kaç yaşından itibaren başlanmalı? Ee, şöyle şimdi ilk dişlerimiz 6 aylıktan itibaren çıkmaya başlıyor. Hı -hı. Biz aslında e, ilk dişler çıktığı andan itibaren mutlaka ağız diş sağlığı bakımına başlanması gerektiğini istiyoruz. E, ama hatta daha ağızda dişler çıkmadan bile yani çıkmaya yakın evrede bile e, gazlı bezle ee, ya da böyle steril bezler ya da diş e, temizleme e, ağız içi mendilleri vardır. Hı hı. Onlarla damakların, yanak içlerinin bile silinmesini isteriz. Çünkü hı. evet anne sütü kesinlikle çok e, kutsal, çok koruyucu, e, önemli bir besin kaynağı olmakla birlikte bir yandan da çocuğa besin sağlamak için e, şeker miktarı çok yüksek. Hı hı. Bu yüzden de aslında dişlere e, çürük yapıcı olarak birazcık daha fazla etki etmiş oluyor. Evet. E, o yüzden mutlaka işte çıkmadan da böyle bir gazlı bezle silip dişler çıktığı andan itibaren de onlara uygun başta parmak fırçalar daha sonra normal 0-3 yaş fırçalarla fırçalanmanın başlanması gerekiyor. Hı -hı. E, bir yaştan sonra gece yani en önemli şey mesela bir yaştan sonra gece beslenmesinin azaltılması. E, çünkü artık bir yaştan sonra neredeyse ön dişlerinin arka dişlerinin bir kısmı çıkmış oluyor. Hı -hı. Ve e, gece ...beslenmesi bizim istediğimiz bir şey değil. Bu bahsettiğimiz erken çocukluk çağı çürüğü... ...biraz önce bahsettiğimin en büyük sebebi de... ...maalesef gece beslenmelerinden kaynaklı. Ha, yani gece mesela emziriyor anne bir yaşındaki bebeği... ...çünkü emzirme dönemi de bazen çok uzun olabiliyor. 3-4 yaşına kadar evet, emziren evet. anneler var. E, diyelim ki bir yaşında emzirdi gece... ...o şekilde yattı, diş fırçalamadan veya temizlemeden... ...o çürük mü yapıyor? Aynen, yani şöyle e, tabii ki beslenme... E, ...anne sütü beslenmesi 2 yaşına kadar öneriliyor, devam ediyor... ...ama bizim bahsettiğimiz bir yaştan sonra gece beslenmesinin bırakılması. Hmm. Bunun birçok sebebi var. Yani sadece dijital değil çocuğun uyku düzenleri işte genel olarak mide hastalıklarının önüne geçilmesi için önemli. Diş için de şöyle bir önemi var. Evet o çocuk gece uyurken sürekli aralıklı uyanıp memeyle hani uyutulduğunda o süt ağızda çok uzun süre temas ediyor. Yani hmm. çünkü o çocuk ondan sonra hani su içme ya da fırçalama gibi bir şey yapamıyor. Tekrar evet. uyumaya devam ediyor. Ve dediğim gibi anne sütü şekerli olduğu için diş üzerinde çok fazla kalıyor. Bu da işte maalesef bizim o çok erken yaş 2-3 yaşlarında şiddetli böyle harabiyette gördüğümüz süt diş çocuklarına sebep oluyor. Hmm. Evet. Bazen mesela son dönemde çok sık duymaya başladım. Yeni doğan bebeklerde bile dişler çıkmış oluyor. Yani çocuk dişli doğuyor. Evet ama başka bir Nedendir konu. bilmiyorum ama <laughs> bu hormonlu gıdalardan dolayı mıdır nedir? Çocuklar daha bir hızlı gelişiyor gibi. E, dişli doğan bir çocukta zaten o zaman anında hemen ilk başta emzirmeye başladıktan sonra bir temizlik yapılması Yok, gerekiyor. Aslında o şöyle... E... Şöyle ya da yeni doğduğunda direkt dişli doğan bebekler vardır ya da hemen doğar doğmaz kısa bir süre içinde diş çıkar. Hı hı. Ama onlar genelde köksüz öyle sallanan dişlerdir, zayıf dişlerdir. Hmm. E, onları genelde almamız gerekiyor, yani hmm. çünkü ya sallandığı için aspire etme riski oluyor, ya da emzirme sırasında annenin hani memucunu çok fazla hasarlaması için e, problem olabiliyor. Biz genelde onları işte kendi doktorlarıyla, pediatri doktorla konsültasyon eşliğinde alıyoruz. O e, tamamen genetik sebeple, hmm. bazen fazla diş gibi çıkabiliyor, bazen süt dişi erken çıkmış oluyor. Hmm. Ama dediğim gibi çoğunlukla onlar köksüz oldukları için ve sallandıkları için biz onları genelde o doğduğu dönemde uzaklaştırıyoruz. Hı hı. uygun olunca. Bir de biberon çürüğü diye bir şey mi var? Bir tabir sizin evet. dediğiniz. Biberon evet. çürüğü yani çürüğü şöyle mi oluyor? Çocuk gece hep biberonla süt emiyor. işte süt içiyor. Ondan hı hı. sonra o gece kalan çürükler işte çoğalmasını mı sağlıyor? Evet, işte bahsettiğim olay Eskiden hı hı. adı biberon çürüğüymüş. Artık erken çocukluk çağı çürüğü diye hı hı. geçiyor. En önemli sebepleri bu biberonla besleme ya da işte gece beslenmesi olduğu için böyle bir isim verilmiş. Aynı mantık yani çocuk ağızda biberonuyla birlikte uyuduğunda bir de mesela ağızda bekletiyor. Yani bunu da söyleriz çocuk ağızda biberon verdiğimizde uzun uzun onun içmesini beklemek yerine hani bir an önce tüketmesini isteriz. Çünkü çocuk onu bazen güvende istedip emme refleksiyle sadece onu ağızda tutar. Evet. Bunlar da dişlere daha fazla temas ettiği için ve diş yüzeyinde daha fazla kaldığı için hepsi dediğimiz gibi işte eskinin biberon çürüğü diye adlandırılan... ...şimdi de 6 yaş öncesi görülen erken çocukluk çağı çürüğü denilen çürüklere sebep oluyor en büyük faktörlerden biri biberon beslenmesi gece beslenmesi. Gece beslenmesi ki gece biz de beslenmiyoruz yani beslenmememiz evet. gerekiyor diyor uzmanlar. <laughs> evet. Dolayısıyla çocuğumuzla tabii ki gece hem uyku kalitesini bozuyor hem de gece gece Böyle şiş bir karınla da kimse rahat rahat uyuyamıyor. Bir yaştan sonra doktor evet. zaten kendi doktor da konsültasyonda mutlaka Hı -hı. pediatristlerin önerisinde e biz bırakılmasını istiyoruz artık. Peki hocam özel bir haftadayız engelliler haftasındayız 10-16 Mayıs arasında. Özel gereksinimi olan çocuklar da mutlaka Hı -hı. size geliyorlardır değil mi diş Hı -hı. sağlığı açısından? Anne ve babalar için koruyucu önleme adına neler yapmaları gerekiyor? Diş bakımı nasıl yapılacak özel çocuklarda? Ee, Özel gereksinimi olan bireyler, e, ağız diş sağlığı açısından maalesef biraz yüksek risk grubunda bireyler. Bunların hmm. birçok sebebi var. E, genetiksel ya da işte buna eşlik eden bazı sistemik hastalıklar sebebiyle zaten tükürük kalitelerinin yetersizliği ya da diş bak, e, diş minesinin e, kalitesizliği, yetersizliği, yapısının zayıf olması zaten çürük açısından risk taşıyor. Hmm. İkinci bir durum, e, kastal aktivite zayıflığı olan çocuklarda çok e, uzun süre yumuşak ...gıdayla beslenmesi gereken çocuklar olabiliyor. Yani püre tarzı çok uzun besleniyorlar. Hı -hı. Ve bahsettiğimiz işte püre tarzı şeylerin... ...yumuşak şeylerin diş üzerinde birikmesi arttığı için... ...bunlar da bu bireylerde daha fazla diş çürüğüne sebep olabiliyor. Hı -hı. Yani çiğneme etkisi bazı işte serabler parsi gibi... ...kastal aktivite zayıflığı olan hastalarda çok iyi olmadığı için... ...bu denge bozulduğunda e, o yüzden de diş yüzeylerinde... ...dişlerin e, gıdaların daha çok birikmesine sebep olabiliyor. Hı -hı. Aynı zamanda kullandıkları ilaçlar yine çok küçük yaştan itibaren işte çok fazla ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. Ve işte ilaçların çoğu şeker içeriklidir. Hmm. Yine bu şeker içeriklerinden dolayı o ilaç kullanımları da bu bireyleri bizi maalesef yüksek çürük risk grubuna sokuyor. Bütün Anladım. bu sebeplerden dolayı. E, bu yüzden de tabii ki çok daha önceden mutlaka çok daha sık kontrollerle bize gelmeleri gerekiyor. E, bunun için nasıl önüne geçebiliriz? E, aynı muhabbet aslında. Dişler ağzı çıktığı andan itibaren... Mutlaka bir diş hekimine gidip işte nasıl beslenilmesi gerektiği, yani beslenmekten sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği, Hı -hı. hangi fırçalar kullanılmalı, hangi macunlar kullanılmalı, ne sıklıkla yapılmalı bunların bilgisinin alınması gerekiyor. Ayrı olarak da hem özel gereksinimli bireyler için hem de yine yüksek çürük riskinde sahip olan bireyler için koruyucu önlemler de çok önemlidir. Koruyucu Hı -hı. önlemler dediğimiz neler? Nedir onlar? Bizim dişlerin daha yapısının güçlenmesi için hem macunların içinde olan hem de bizim klinik ortamlarda uyguladığımız flor uygulama vardır Flor, flor sağlıklı da. bir şey mi? Çünkü onunla ilgili son yıllarda evet, böyle bir tezat görüşler de var. İşte çok fazla flor da iyi değil gibi dişlere. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Şöyle evet bu maalesef bu bilgi kirliliği bizi çok yıprattı <laughs> açıkçası biz diş hekimlerini. Çünkü flor bizim için çok önemli bir <laughs> mineral. Ee, onu da şöyle açıklık getireyim. Ee, bu evet bununla ilgili çalışmalar var. Eskiden aslında sistemik flor diye bir şey varmış. Yani suya süte flor katılması sistemik olarak flor tabletleri alınması. Ki hala bazı yurt dışındaki ülkelerde suların florlanması devam ediyor. Hmm. Ee, ne için bu? bu? Tamamen yine diş sağlığı için. Diş sağlığı. Aynen. Için. Hı -hı. Hmm. E, böyle bir uygulama varmış. E, daha sonra bunlarla ilgili çalışmalar yapılmış. İşte e, farelere bunların normalde verilen sistemik dozların çok daha yüksek dozları verildiğinde, işte bazı bu an işte artık bu e, beyinde görülen bazı kireçlenmeler görülmüş hmm. e, ve bunun üzerine çıkan bir aslında. E, bu yanılgı var. Evet. E, bundan sonra işte flor e, alzheimer yapıyor işte otizm yapıyor gibi bir sürü maalesef yanlış bilgi Hı -hı. oldu. E, bundan kesinlikle hiçbiri onaylanmış ve sadece tez aşamasında bilgiler Hı -hı. ve dediğim gibi zaten sistemik flor uygulaması ile ilgili bir çalışma ve çok daha normalin çok daha yüksek dozlarında yapılarak yapılmış çalışmalar. Ama zaten bizim ülkemizde artık sistemik flor yok. Yani suların florlanması, flor hmm. sütün florlanması ya da işte sistemik olarak tablet formunda flor vermemiz yok. Bizim uyguladığımız artık sadece topikal flor uygulamaları. Topikal dediğimizde tamamen sadece dişe sürdüğümüz ya da işte macunun içindeki yani etkisini Yutmadığı için zaten çocuğun sadece diş üzerinde gerçekleştirip e, o şekilde kontrolünü ger e, yaptığımız bir işlem. Hı -hı. Ve kesinlikle diş yapısını en çok güçlendiren hani dişin flor apatit kristalleri dediğimiz yapısını mineralizasyonunu e, en çok koruyan e, yapı olmasını sağlayan bir e, mineral. Hı -hı. O yüzden de flor kesinlikle önerdiğimiz bir yani uygulama. Yani çocuklara da yetişkinlere de florlu diş macunu alacağız Kesinlikle. değil mi? yani onun bir yaş grubundan sonra artık çocuk tükürme yapabildikten sonra mutlaka florlu macuna geçilmesini hmm, istiyoruz. Işte Onların mi? dozları oluyor işte onları biz zaten muayenelerde çocuğun yaşına göre doz miktarlarını anlatıyoruz işte hangi dozlarda kullanılması gerektiğini ekstra olarak işte eğer biraz yüksek çürük riski varsa da bir de 6 ayda ya da bazen 3 ayda bir klinimizde ayrı olarak flor cila uygulamaları flor vernik uygulamaları yapıyoruz. Hmm, vernik diyorsunuz yani. Evet ah, yani Evet, bu vernikler gibi. Gibi. gibi, yani dişlere o bizim floru ayrı olarak sürüp işte onu bir saat kadar bir şeyip içmemesi Hı -hı. gibi, bir gün boyunca ağızda etki etmesi gibi yine dişi ekstra güçlendirmesi için uygulamalar yapabiliyoruz. Yine özel gereksinimli bireylerde bunlar yapılabilir. Hı -hı. Aynı zamanda füstür örtücü dediğimiz bir koruyucu uygulamamız var. O nedir? Füstür örtücüde de dişlerin füstürleri vardır. Yani aslında çukurları, o e, olukların içinde en çok gıdalar birikip Hı -hı. oralardan çürümeler başlayabilir. Biz özellikle çocukların iç dişleri kalıcı dişleri, bazen yüksek, Pardon, bazen süt dişlerinde bile yapmamız gerekiyor. Dişler çıktığında eğer yüksek çürük riskine sahipse o çukurları kapattığımız uygulamaya füstür örtücü uygulaması. Ha bu dişlerimizi gibi. açtığımızda gördüğümüz çukurlar mı? Evet, o çukurlarda ha. gıda birikiyor. Biz evet. oraları kapatıyoruz bir uygulamayla. Oraları kapatınca artık orada gıda retansiyonu, gıda birikimi olmadığı için e, hem de fırçalama daha kolay olduğu için çürüğün önüne geçmiş oluyor. güzelmiş. Bunu ben de isterim hocam bundan. Yani bu bu arada <laughs> evet hani her dediğim gibi yüksek <laughs> çürük riski olan her bireyde yapılabilir. Yani yaşa bakılmadan ama özellikle çocuklarda işte maalesef o diş değişme dönemi ya da fırçalama alışkanlığı oturulması kısmında eksiklikler olduğu için kesinlikle öneriyoruz. Özel gereksinim olan bireylerde de mutlaka öneriyoruz. Peki hocam sevgili seyircilerimize tekrar telefon numaramızı hatırlatalım. 0090 ön kodumuz 505-756-0273 no'lu whatsapp numaramıza mesajlarınızı bekliyorum. Ve birkaç mesajda okuyayım madem demiş ki merhabalar iyi yayınlar aslan hanım teşekkür ediyorum 30 imli bir oğlum var demiş 7 yaşında süt dişini çıkardı fakat yeni gelen dişi çıkan dişin çok gerisinde kaldı ne yapmamız gerekir yardımlarınızı rica ederim demiş ne demek ee, kolaylıklar diliyorum size ne diyorsunuz burada ee, Bahsettiği büyük ihtimal alttaki keser dişleri ilk dişleri çıkmış. Ee, onlar onlarda şöyle bir durum oluyor. Özellikle alt dişlerde bazen diğer dişlerde de oluyor ama daha daimi diş süt dişi düşmeden daimi dişler ağızda sürebiliyor. Bu durumlarda bizim tabii ki onu artık müdahale edip süt dişini oradan uzaklaştırıp daimi dişin yerine gelmesini sağlamak oluyor. Hı hı. E, normalde tabii ki işte bunu klinik ortamlarda gerçekleştirebiliyoruz ama otizm kesinlikle çok özel bireyler. Yani otizmli e, bireyler. E, onlar için e, bulundukları ortam, ses, ışık kalitesi her şey onları çok etkilediği için hı hı. E, onlara her zaman klinikte müdahalememiz çok kolay olmayabiliyor. Hı hı. E, bazen çok uyum yakaladığımız iletişimle bunları bu kadar kolay işlemleri yapabildiğimiz hastalar olmakla birlikte genelde de i̇şte otizm gibi bazen dağın serabler parçası gibi hastalarda e, bu tarz işlemlerde e, izin vermedikleri için onlarda da ekstra korku ve kaygı tetiklememek için hı hı. E, bizim sedasyon tedavilerimiz e, genel anestezi tedavilerimiz var. Yani çocuğun Aha. uyutularak yapılması. Anladım. Bir narkoz alıp e, e, eğer mesela klinikte denenip eğer klinikte bu başarı sağlanmıyorsa yani çocuk hiçbir şekilde uyum göstermeyip ağzını açmıyorsa hı hı. bu şekilde o işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Peki devam edelim. Bir diğer soruyla merhabalar demiş. Çanakkale den yazıyorum size diyor. Şanakkale'ye çok selamlar, sevgiler benden de. 3 yaş çocuk dolgusunda diyor. Kullanılan malzemelerin ileride sağlığa zararlı olabilir mi? Ve seçim olanağımız var mıdır? Hiç bilmediğim bir konu açıkçası. Çocuğumun yaşı küçük olduğu için endişelenerek sormak istedim. Bilgilendirirseniz çok memnun olurum demiş. 3 yaş çocuk dolgusunda kullanılan malzeme. Aslında bu her yaş için çok önemli Hı -hı. ama hangi malzemeyi dolgu malzemesi olarak kullanıyorsunuz? E, bu soruda büyük ihtimal sebepten geliyor. Biliyorsunuz eskiden amalgam. Dolgular evet. vardı. Onlarla ilgili de çok fazla haber çıktı. İşte civa salınımıyla ilgili. Evet. E, yine aslında onlar da çok eser miktarda. Yine zararı olan e, bir malzeme değil. Ama artık amalgam dolgular yavaş yavaş terk edildi zaten. Hı hı. E, daha çok kompozit dolgular, kompomer dolgular, camiyonamer dolgular dediğimiz çocuklarda daha biyo uyumlu, hiçbir şekilde toksik etkisi olmayan, e, çocukta hiçbir zararı olmayacak malzemeler kullanılıyor. Hem Bu rengi, rengi de daha de de dişe yakın değil Tabii mi? Diş rengi diş rengindi rengindi. zaten. Ee, hani amalgam dolgular kullan yani hiç kullanılmıyor demeyeceğim ama artık yavaş yavaş zaten bırakıldı hem estetik görüntüsünden dolayı, evet. işte hem e, onun birazcık daha uygulamasının farklılığından dolayı e, tamamen teknolojinin gelişmesiyle adezyon dediğimiz dişe Dolgunun tutunma teknolojisinin gelişmesiyle artık beyaz, estetik ve çok daha sağlıklı, daha biyoyumlu dolgular tercih ediyoruz, kullanıyoruz. 3 yaş çocukta zaten amalgam yapılmıyor artık Yani mi? yapmıyoruz. Ben yani yapmıyorum açıkçası. Evet. E, çünkü onun yerine koyabileceğimiz bir sürü çok daha güzel, çok daha estetik malzemelerimiz var. Gerçi yani, amalgamla ilgili de çok uzun ömürlü, sağlam dolgular olduğu ile ilgili bir şey duymuştum. Ne dersiniz? Yani şöyle benim de var amalgamlarım. Evet. Eskiden bilmiyorum. kalma hepimizin var yani. Hepimizin herhalde var. Ee, şöyle yani birçok e faktör var aslında bununla ilgili. Evet sağlam dolgular ama e, çok büyük dişlen yani, çok büyük dolgularda da kırılma riskini arttıran dolgular. Çünkü tamamen mekanik tutuluyor ve genleşmeyle birlikte bazen diş kırıklarına sebep olabiliyor. Hmm. E, doktor gerekli görmediği sürece illa amalgam dolgularınızı değiştirin, değiştirmelisiniz gibi bir kanımız yok. Evet. E, çünkü aslında amalgam dolgular değiştirirken salınan civa çok daha zararlı olabiliyor. Hmm. E, ama işte eğer o diş için o sağlıklı değilse, dişi yapısına zarar veriyorsa, kırıklara, çatlaklara sebep oluyorsa da dolguda kırılmaları olduysa o zaman değiştirilebilir. Ama e, amalgam dolgular çok net, ağızdaysa çok zararlı diyebileceğimiz bir dolgu çeşidi değil yine. O da çok daha güvenli, çok uzun süreler kullanılmış bir dolgu çeşidi. Peki devam ediyorum sorularınızla. Merhabalar demiş. 5 yaşında kızımın iki azı dişine dolgu yapıldı ancak bir tanesi iki kere düştü. Artık korktuğu için yenileyemiyoruz diyor. Fırçalayarak ve ağrı kesiciyle idare etmeye çalışın dedi gittiğimiz başka bir doktor. Ne yapabilirim bu konuda? Allah Allah nasıl oluyor? Ağrı kesicileriniz ne, nereye kadar evet. E, dayanacak çocuk değil mi? Yani azı dişi dediğine göre zaten büyük ihtimal 9-10 yaşında minimum düşecek bir diş. Yani önümüzde 3-4 yıllık bir süreç var en az. Evet. E, şimdi şöyle e, dolguları... Şimdi iki, bahsettiğim, tek, yani buna daha detaylı gireyim. Küçük çocuklarda bizim iki türlü tedavi yöntemimiz var Aslı Hanım. Hı hı. İşte birincisi evet klinik ortamda yetişkin bir birey gibi bahsettiğim şekilde davranış yönlendirmeleri yaparak e, klinikte oturup işte bize e, normal bir şekilde uyum göstererek yaptığımız dolgular var. Ama bazen e, bu uyumu sağlayamıyoruz. Yani çocuk e, sürekli ağzını kapatıyor işte ya da böyle izin vermiyor ve bazen de hızlı aceleyle bir şeyler yapılmak zorunda kalınıyor. İşte hı hı. bu anlamda o dolgu sağlıklı ve başarılı bir dolgu olmuş olmuyor. Hı. Belki bu şekilde yapıldıysa o dolgu o yüzden sürekli düşüyor olabilir. Evet. Yani önemli olan dolgunun güzel bir şekilde yapılması, yani uzun ömürlü olması açısından. Çocuk da artık çekiniyor tabii ki doğal olarak. ya Kaç evet, kere yapıldı. Bir süre sonra, sonra da düştü. korku başladı. Ya büyük Hı -hı. ihtimal zaten ba belki başta da bir kaygısı vardı ve gitgide arttı. Hani evet. o yüzden mesela bu kaygı olan çocuklarda özellikle dişi çok küçük yani o dişi daha çok uzun süre kullanacaksa dolguyu da olabildiğince güzel yapabilmek için eğer uyum yakalayamıyorsak, eğer çocuk bize yeterli kooperasyonu göstermiyorsa sedasyon ve genel anestezi uygulamaları yapıyoruz. Bunlar ne? Çocuğun uyurken bizim işlemleri bir kerede hani bütün çocuğun hiçbir ağrı kaygı duymadan bitirmemiz gibi. Hı hı. Orada yaptığımız uygulamalar hem daha hani çocuğun bir kooperasyona gerek kalmadığı için daha sağlıklı oluyor. Daha normal olması gereken koşullarda yapılıyor. Hı hı. Hem de bazen çok büyük dolgularda, çok büyük süt dişleri çürüklerinde daha doğrusu yapıları birazcık daha organik olarak daha fazla olup daha zayıf olduğu için tutulması zorlaşabiliyor. Bu durumlarda çocuk kronları dediğimiz kaplamalar yapmak gerekebiliyor. Yine çocuğun dişinin daha uzun süreli tutulması için. Hmm. Bu tamamen diş muayenesine, film muayenesine, işte çocuğun kooperasyonuna göre birçok faktörü var. O yüzden eğer uyumlu değilse ve o dişin daha 4-5 yıl ağızda durdurulmasını düşünüyorsak evet. e, mutlaka hani ona daha kesin bir çözümle işte yaptırmıyorsa da uyutularak sedasyon altında e, diş tedavisi daha kesin net bir şekilde yapılması daha sağlıklı Ki olacaktır. Ki uyutulduğu takdirde çocuk zaten uyandığında hiçbir şey hatırlamayacak. Hiç bir şey travmatik bir olay da olmayacak. Esasında avantajları olan evet, bir kesinlikle. Evet, durum bu. Peki çok kısa bir araya gidiyoruz şimdi sevgili seyircilerimiz. 1-2 dakikalık ara aranın ardından hemen yine buradayız. Bizden ayrılmayın. sağlık olsun devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz sizlerden mesajlarınızı bekliyorum. Bugün çocuk diş sağlığını konuşuyoruz. Sevgili hekimimiz uzman doktor Merve Salmanlı pedodontist deniyor. Çocuk diş hekimlerine canlı yayın konuğum 0090 ön kodumuzla 505 756 0273 numaradan bize her daim ulaşabilirsiniz. Şu andan itibaren de sorularınızı çocuklarınız için hatta kendiniz için bile Öyle bir kıyak geçelim değil mi? Bu <laughs> sonuç <Çünkü gülüyor> diş hekimi yani. Belli bir süreç eğitimden geçiyor. Ondan sonra çocuk diş hekimi evet. oluyor. O yüzden kendiniz için bile sorularınızı kabul ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Evet az önce bahsettik. Ee, bazı belki özel gereksinimli olan çocuklarda, e, çok belki de panik yapan, korkan çocuklarda bir sedasyon veya genel anestezi yapıyorsunuz dediniz değil mi? Mesela sedasyon dediğiniz şey tam olarak nedir hocam? Ee, şimdi sedasyon e, aslında... E, bir uyutma işlemi gibi hı hı. düşünebiliriz. Yani bir narkozla çocuğun uyutulup, narkozla, yetişkinin, hı hı. aynen. E, tamamen e, bilinç e, bilincinin baskılanıp, bu şekilde işlemlerin yapılması gibi düşünebiliriz. E, şimdi bu aslında sadece çocuk için değil, yetişkin için de kullandığımız bir yöntem. Hı hı. E, çünkü korku kaygı her dönemde olabiliyor ya da örüme refleksi dediğimiz bazen mide bulantısı kaynaklı işlem yaptıramayan çocuklar ya da yetişkinler oluyor. Hı hı. Böyle durumlarda tercih ettiğimiz çok güzel bir yöntem. Yani sedasyon tedavisi e, çocuğun uyku hali ya da yetişkinin uyku halindeyken e, o hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmeden, duymadan bizim bir ağız açacakları yardımıyla işlemleri gerçekleştirmemiz gibi düşünülebilir. Hmm. E, ama bunlar tabii ki mutlaka bir anestezi e, uzmanı eşliğinde yapılıyor. Yani işin uyutma kısmını, e, sedasyon kısmını, sedatif kısmını e, anestezi uzmanları, anestezi hekimleri gerçekleştiriyor. Hep başında kalarak tabii, tabii ki tabii. değil mi? Çok önemli. Bu yüzden de mutlaka bunların e, tabii ki güvenli ortamlarda, hastane ortamlarında ya da işte sedasyon merkezleri, genel anestezi merkezleri vardır. Onlar hmm. e, onlarda tam teşekküllü bölgelerde gerçekleşmesi gerekiyor. Ya, klinikte yapmıyorsunuz yani bunu. Ay, Klinikte tercih etmiyoruz hı hı. Hı hı. E, dediğim gibi mutlaka her türlü ameliyathane koşulunun sağlandığı ortamlarda yapılması gerekiyor hı hı. E, genel anestezi sedasyonu aslında birazcık daha e, daha ileri bir e, durumu gibi düşünebiliriz e, sedasyonda çocukta nefes alma yani solunum fonksiyonları tamamen kendi e, yapabiliyor yani kendi etkisinde hı hı. E, ama bazen işlemler çok uzun sürdüğünde ya da e, herhangi bir sistemik hastalığı olduğunda solunum olarak sorunu yaşayacağımızı düşündüğümüz durumlarda genel anestezi yapılabiliyor. Genel anestezide de farklı olarak entubasyon yapılıyor. ya Solunumu hı hı. da bir makineye bağlanarak e, bu da solunumun da tamamen daha güvenli altına olması sağlanıp e, yapılan işlemler olarak gerçekleştiriliyor. İkisi de çocuğun hı hı. durumuna işte klinik e, muayeneler işte, anestezi hekiminin muayenesine göre karar verilen bir durum. Anladım zaten mesela mesela e, özel mesela çene ameliyatları da yapılıyor değil mi? Bu çene ameliyatları Tabii. da yine genel anestezi de altında yapılıyor. Tabii herhalde. tabii onlar çok büyük ameliyatlar, büyük onlar ameliyatlar. zaten o yüzden genel anestezi altında Hı -hı. yapılıyor mutlaka. Ama işte bizim yaptığımız işlemler bazen sadece çekim yaptığımız, bazen kısa süreli bir diş iki diş dolguları yaptığımızda e, sedasyonda yani kısa süreli işlemlerde entubasyona gerek kalmadan e, aslında sadece bir maskeleme, daha sonra onun hiç farkında olmadan açılan bir damar yoluyla verilen sedatifle işlemler çok kısa bir bir buçuk saatlik süreç içinde bütün tedavileri yapılıp bitmiş oluyor. Bu da hem özel gereksinim bireylerde, özellikle hani çok Hı -hı. kullandığımız bir yöntem. Hem de özel gereksinli olmasa bile işte korku kaygısı olan, yaşı çok küçük ya da işlemleri çok olduğu için bir şekilde ona uyum sağlayamayacak çocuklarda tercih ettiğimiz bir yöntem. Hocam bazı yetişkinlerde de hala korku ve panik olabiliyor. Diş hekimine o sandalyeye bile oturmam diyenler oluyor. Öyle durumlarda da tabii ki yine anestezi altında Kesinlikle. işlem yapabiliyorsunuz değil mi? Tabii yetişkinlerde de yapılabiliyor. Hı. Özellikle mesela implant uygulamaları çok çekimlerde. Ee, hastalar birazcık daha panik olduğu için onlarda bazen derin, bazen bilinçli olan yani yine o sakinleştiriciler verilerek e, tamamen korku kaygısını yenmek için bu tarz işlemler yapılabiliyor. Bununla ilgili merkezlere başvurarak istedikleri gibi e, hizmet alabilirler. O zaman en önemli soruyu sorayım mı hocam size? <laughs> bu korku kaygının mutlaka ki bir altyapısı bir geçmişi oluyor değil mi? Şimdi gelmiş <laughs> 30-40 yaşında bir insan. Neden korkuyor? Bir şey yaşamış çocukluğunda. Derler çocukluğuna bir inelim bakalım evet. neler yaşamış diye. Genelde işte çok dikkat edilmeden belki de bir çürük tedavisi. O zaman belki çok fazla bu iğneler de çok yaygın değildi. Ağrı yaptı. Birkaç gün çekti bu ağrıları. Ondan sonra bir daha ben diş doktoruna gitmiyorum dedi. Tam da çocukluk çağında olan yavrularımızı sık sık diş hekimine götürmek, çocuk diş doktoruna hı hı. götürmek. Bundan dolayı çok daha önem kazanmıyor mu? Kesinlikle çok önem kazanıyor. İşte bizim branşımızın aslında Devreye girdiği en önemli nokta da bu. Hı -hı. E, korku zamanla öğrenilen bir şeydir zaten. Hani bu kesinlikle böyle. E bunu nasıl kazandırıyoruz? Bir kere işte bir şekilde çocuğu maalesef işte doktorla korkutma olayı da var. Hmm. Yani işte e, bak sana şöyle yaparsan doktora götürürüm kısmı da var. Doktor iğne yaparsana. Bu şekilde doktor korkusunu böyle bir aşılayabiliyorlar. Ya diş hekimine ya da normal doktora. Kesinlikle evet. velilerin bunları yapmaması gerektiğini. Çünkü e, doktor ihtiyacı en de sonda oluyor. Yani hepimizin dişsel ya da hastalık problemleri çıktığı için Tabii. doktorla korkutmak çok yanlış bir yöntem. Kesinlikle. Özellikle bunu kesinlikle bırakılması gerekiyor. İkincisi e, diş hekimi korkusunun oluşması da genelde şundan kaynaklı oluyor. İşte e, maalesef düzenli kontrollere getirilmeyip artık son aşamada bize geliyor hasta. Hmm. Yani çocuğun artık dişi çok ilerlemiş, çok derin çürüklü, belki çok zor bir tedavi, kanal tedavisi yapılacak, belki çekilecek bir durumda geldiğinde çocuk direkt zor bir tedaviyle tanışmış oluyor evet. diş hekimiyle. Bu sefer de işte ister istemez orada hissettiği ufak bir korku işte ya da ağrılar onun e, beyninde ya da bilinçaltında diş hekimi korkusu olarak oluşuyor. Hmm. Ama bizim istediğimiz işte bu bebeklikten itibaren dişleri çıktığından itibaren 6 ay aralıklarla işte yılda bir aralıklarla mutlaka hiçbir şey olmasa bile getirip e, ya da çok ufak bir şey gördükleri anda ya da görmeseler bile getirdiklerini biz gördüğümüzde minicik bir çürüğü tedavi ederken çocuğun o rahatlığını kazandırdıktan sonra ya o kadar en zor dolguları bile rahatlıkla yaptırıyorlar ki Değil mi? bir kere o. Korkuyu açtıktan sonra. Evet. Yani o tamamen o e, baştaki bilinç altına diş hekimini korkulu bir şekilde yerleştirmeden onun da işte sağlığının bir parçası olduğunu, arada gitmesi gerektiğini, Hı -hı. dişlerinin de kontrollerinin edilmesi gerektiğini kazandırmamız ve aşılamamız gerekiyor. Bir de kontrol altına alabildiğimiz her şeyden aslında biz korkmamaya başlıyoruz. Neden korkuyoruz? Evet. Bir bilinmezlik. Yıllarca diş doktoruna gitmiyorsun bir bakıyorsun 3-5 tane çürük oluşmuş. E, bunu önlemek için her yılda bir... Bir defa bile gitse insan yılda Mesela ben bunu yapıyorum. Yılda bir defa gidiyorum genel kontrol, bir temizlik. Diş aralığındaki hiçbir şey olmasa bile diş aralarındaki o temizleme, taşları e, çıkarma bile Hı -hı. çok işe yarıyor ve dişler bir kendine gelmiş oluyor ve bilinçli bir şekilde yaşıyor Kesinlikle. insan. Yani daha zor bir tedavi yaşamaktansa Hı -hı. daha sıklıkla, daha kolay tedavilerle hem acı e, hissetmemiş oluyorsunuz. Hem de bu korkunuz oluşmamış oluyor. E, ve hani sizin gözle göremediğiniz şeyleri işte bizim röntgenler aracılığıyla ya da yaptığımız ağız içi muayenelerle görebiliyoruz. Hani o yüzden veliler hani çoğu zaman derin çürükleri bile görmüyorlar maalesef ama ufak çürükleri de görme imkanları yok. Ve evet. e, mutlaka hiçbir şey olmasa bile yıllık en azından rutin bir diş hekimi ziyareti yapmaları gerektiğini hem kendilerine hem de çocuğa kazandırırlarsa bu şekilde gerçekten çok küçük çocuklarda bile çok uyum sağladığımız ve hiçbir şekilde diş hekimi korkusu yaşamadığımız durumlarla karşılaşıyoruz. Dediğiniz gibi hocam o kadar fark etmeyebiliyoruz ki diş çürüklerini. Ya dişimde bir sızlama var ama görünürde hiçbir şey yok. Hatta dediğiniz gibi diş hekimi bile bazen göremiyor. Bir film çekiliyor. Orada her o şey net ortaya çıkıyor değil mi filmde? Aynen Sesin öyle. Kesin çürük ortada belli oluyor. Evet yani. arayüzlerde görünmediği için mutlaka filmle destekliyoruz evet. zaten. Hani o noktada artık derinlemez ilk sızladığında gittiğinizde daha kolay bir dolguyla kurtarılabilirken hı hı. siz onu son çok şiddetli bir ağrıya kar beklediğinizde artık kanal tedavisi bazen çekime kadar ilerleyen daha e, derin tedaviler gerekebiliyor. O yüzden de sık kontrol en önemli. En önemlisi <laughs> sık sık kontrole gideceğiz. Peki çocuklarımızı mesela biz ağız ve diş bakımını Sağlamak adına onlarla birlikte banyoya girip de dişlerimizi fırçalasak, onlar da bizim nasıl fırçaladığımızı görse daha kolay mı bir alışkanlık sağlanır? Tabii ki bir kere her şeyden önce rol modellik zaten hı hı. çocuklar için her anlamda rol model olduğu gibi bu konuda da bir rol model olmaları gerekiyor bazen hani çocuğa bu ağız diz sağlığı eğitimini verirken aslında ebeveyne de veriyoruz hı hı. bir anlamda. çünkü çocuk aileden ne görürse onu yapıyor. Yani bunun evet. onlar için sağlıklı olduğunu gördüğünde aynı şekilde. o yüzden fırçalamayı evet birlikte yapabilirler yani birlikte girip aynı anda bütün aile hadi diş fırçalama saati gibi de yapabilir öyle yapmıyorlarsa bile çocuğun mutlaka ailenin de dişini fırçaladığını görmesi gerekiyor ya da işte bu aynı şekilde şeylerle çürük yapıcı beslenmeyle de alakalı bir şey ee, mesela çok fazla çürük yapıcı çikolata şeker tarzı besin tüketen hı hı. çocukların ailesinde de aslında bunların çok tüketildiğini öğreniyoruz. Değil mi? Yani aile bunu tüketirken çocuğa bunu yasaklamak yani çok akıllılar kesinlikle çok <laughs> ev, her şeyin farkındalar ve bunu hani bu yapabiliyorsa ben de yapabilirim Anne, gibi sen yiyorsun için. ben de yiyemiyorum tatlıyı çocuğun canı çekiyor bu sefer haklı. Aynen. Aynen. O yüzden hani rol <laughs> modellik çok önemli. Evet. Mutlaka hem o anlamda hem de diş fırçalama açısından model olmalarını istiyoruz. Birlikte fırçalamalarını istiyoruz. Bir kere zaten mutlaka 9-10 yaşa kadar ebeveyn kontrolünde fırçalama istiyoruz. Hmm. Çocukların motor ko koordinasyonları e, mesela şey söyleriz ne zaman e, güzel bir şekilde ayakkabısını bağlayabiliyorsa ya da güzel bir el yazısı yazabiliyorsa o zaman yavaş yavaş motor koordinasyonu hmm. gelişiyor. O ana kadar evet fırçalama yapıyor ama sadece işte bütün yüzeylere değmeden büyük ihtimalle böyle sadece bir dişlerine sürüp çıkıyor. Hı -hı. Ama istediğimiz bütün dişlerin her yüzeyinin süpürme hareketiyle gıdaların uzaklaştırarak temizlenmesi ve bunu da mutlaka 9-10 yaşa kadar ebeveyn kontrolünde yapılması Hı -hı. gerekiyor. Ebeveyn kontrolü dediğimiz şu, kesinlikle çocuk da fırçalamalı, hani öğrenmeli bunu. Ama bu çocuk fırçaladıktan sonra bu sefer fırçayı anne ya da baba alıp bir de üstünden yine kontrol edip o da geçmesi gerekiyor. Hı -hı. Bu birlikte de fırçalama yapılabilir. Yine ayrı ayrı dönemlerde de ama mutlaka aile de fırçalayacak ki çocuk da bunun olması gerektiği nasıl bir temizlik kuralını aileden öğrenirse bunun da olması gerektiğini öğrenecek. Her şeyi görerek zaten Tabii ki. aynalama. Rol modellik Şeyle yani. Bu işi yapıyor önemli. çocuklar. Peki fırça seçimi nasıl olmalı çocukta? Hatta mesela benim kendi diş doktorum da bana demişti ki senin dişlerine küçük diş fırçası ben yani hep ondan önce büyük ne kadar büyük diş fırçası olursa o kadar iyi diye düşünürdüm ama küçük diş fırçasına bir yönlendirdi beni. Bu sefer ona alıştım. Çocuklarda böyle bir ayrım yapıyor musunuz? E çocuklarda tabii ki ilk böyle dediğim gibi daha küçük yaşlarda, bebeklik döneminde parmak fırçaları kullanmasını istiyoruz. Daha kolay olması için velinin fırçalaması açısından. Hı hı. Daha sonra yavaş yavaş işte yine çocuk fırçalarına geçilebiliyor. Ama bunlarda da hem işte kıl miktarları, kıl yumuşaklıkları. Genelde soft yumuşak fırçalar oluyor çocuk fırçaları. Ya da çocuğun kullanı kavrayabilmesi için onların o dizaynı hepsi önemli. Hı hı. O yüzden onu zaten biz yaş gruplarına göre işte şu yaş gruplarını kullanmalısınız diye tavsiye ediyoruz. Ama bahsettiğiniz mesela ya bu küçük büyükten ziyade tamamen bireysel bir şey. Hı. İşte bazı mesela belki siz de... Dişleriniz çok küçüktür ve büyük fırçayla diş eti çekilmesine sebep olmuşsunuzdur. Hmm. Zarar verip o yüzden küçük fırça önermiş olabilirler. Hmm. Yani o yüzden bu direkt bir kişiye sen şunu kullanmalısından ziyade aslında genel olarak ağız muayenesini yaptıktan sonra işte önerilerimiz oluyor şu şekilde fırçalar. Kişiye göre kullanmalı. öneriler oluyor değil mi? Ama hmm. çocuklarda dediğim gibi başta bebeklik işte parmak fırçalarıyla başlayıp daha sonra küçük 0-3 yaş fırçalarıyla daha sonra yine çocuğun kavrayabileceği işte ya da üstünde zaten sevimli kahramanların olduğu hmm. yine onu teşvik edebilecek fırça macunları kullanılması gerekiyor. İkinci bir noktada elektrikli fırçalar. Ah, onu tam soracaktım o Biz fırçalar, elektrikli fırçaları da çok tavsiye ediyoruz. Hı. Özellikle bu özel gereksinim olan bireylerde mesela çok kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü mesela cerebral parsi'den bahsettim yani onlar zaten ağız açmada çok kısıtlı olan çok kaslı olarak fazla sıktıkları için ağızları zor açılabilen bireyler Hı. ve onlarda elektrikli fırça bir şekilde titreşim hareketi yaptığı için çok daha etkin fırçalama sağlıyor. Hı. Yani yine elektrikli fırçayla iki dakika fırçalım. Istiyoruz. Evet, istiyoruz Ama biz sadece süpürme hareketi yapmaktansa bir de onun titreşimiyle birlikte o gıdanın diş üzerinden uzaklaşması kolaylaşıyor. Hmm. E, bu yüzden 3 yaş 4 yaştan itibaren de aslında elektrikli fırçaya başlamalarını istiyoruz. Ama bu yine tamamen dediğim gibi çocuğun uyumuyla ilgili. Çocuk elektrikli fırçayı sevmiyor ve kullanmıyorsa hiç mi fırçalamayacak? Hayır tekrar manuel fırçaya dönebilir. Evet. Ama e, çocuk artık sevdiği ve adapte olduğundan itibaren mutlaka elektrikli fırçayla da arada bir en azından fırçalanmasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Peki hocam biz tabii ki diş ipini de çok önemsiyoruz değil mi? Ben e, diş doktorlarına gide gide çok öğrendim. Diş ipi Hı. en az diş fırçalamak kadar çok önemli. O kadar çok kir çıkıyor ki diş ipi kullananlar çok iyi bilir. <laughs> yani yüzde zaten tamamlamış oluyoruz. O yüzeylerin arasına, dişlerin arasına giren işte gıda maddelerinin yapışması sonradan çürüye sebebiyet verdiği için çocuklarda bunun bir yaş sınırı var mı? Diş ipi kullanımının? Yok. Yani yine aynı şekilde çocuklarda da diş ipi kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü hı hı. işte asıl hatta çocuklarda da en çok, şey yetişkinlerde de en çok arayüz çürükleri oluşmaya başlar. Arayüz çürüğünün olayı da araya biriken gıdaları fırçanın oraya girip uzaklaştıramamasından kaynaklı olur. Hı hı. Bunu da sadece dediğiniz gibi diş ipiyle uzaklaştırabiliriz. E, bu yüzden hani e, çocuklarda da özellikle işte biraz bahsettiğiniz gibi çürük riski yüksek bir ...ya da işte e, maalesef şekerli gıda tüketimi fazlaysa... E, ...mutlaka günde bir kere en azından akşam yapmadan önce... ...çocuklara uygun diş ipleri var. Hı hı. E, onlardan diş aralarına girip bir kere girip çıkmak bile... Çürük, e, ...arayüz çürüklerini çok yüksek oranda önüne geçecektir. Zaten çürükleri fark etmemenin en büyük sebebi de bu. Arayüz çürükleri hani yukarıdan gözükmüyor dışarıdan... ...işte e, kontak noktaların altından başlıyor... ...veli görmüyor ne hı. zaman artık e, doku tamamen zayıflayıp... ...kırılıp derine giderse o şekilde fark ediliyor. Ara evet. İşte arayüz çürükleri de tamamen diş kullanımının az olmasından kaynaklı oluyor. Onu da mutlaka işte muayenelerimizde hastalara işte gösterip nasıl kullanacaklarını anlatıp çocuklarda da özellikle arka azı dişler çıktıktan sonra 3 yaştan itibaren e, diş ipi kullanımını öneriyoruz. Peki hocam. Sevgili seyircilerimiz tekrar WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. Soru sormak isteyenler için 0090 505 756 0273 WhatsApp numaramız ve mesajlara geçiyorum. İyi yayınlar demiş teşekkür ediyorum. Oğlum 5 yaşında dişlerinde çürük var sürekli ateşleniyor. Doktorlar dişlerin yaptığı ve enfeksiyon olduğunu söylüyorlar. Dişler ateş enfeksiyon yapar mı? Çok teşekkürler demiş. Çok geçmiş olsun. 5 yaşında ve dişlerin çürümesiyle ateşin bir bağlantısı olabilir mi? Şöyle tabii ki yani bir, o da bir enfeksiyon o da. Aynı şekilde lenflerde şişlikler yapabilir. İşte aynı şekilde lenf şişlik yaptığı için lenf adonopatiler yaptığı için ateşe de sebebiyet verebilir. Yani bununla ilgili hospitalizasyon yani hastane gereksinimi olan bireyler bile çocuklar bile Hı -hı. olabiliyor. Evet. Ya, tamamen diş çürüklerinden, diş çürüğü kaynaklı enfeksiyonlardan. Ee, bizim çok klasik bir şeyimiz vardır. Sağlık ağızda başlar diye. Yani ağızdaki bir, bir hastalık. Yani direkt mesela bütün beslenmemizi ağızla yapıyoruz ve Oradaki bir enfeksiyon bütün vücuda yayılır. Hı hı. E, o yüzden direkt üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabilir. Bunlar da ateşe sebep olabilir. İşte Amacımız mutlaka onların tedavilerini en düzgün şekilde yapıp çocuğun sürekli vücudunda bir enfeksiyon odağı olduğunu düşünürsek onu ortadan kaldırmak ya da sürekli bir ilaç ihtiyacı sürekli antibiyotik kullanma ihtiyacı oluyor bu çocuklarda. Hı hı. Bunlar da kesinlikle istediğimiz şeyler değil. E, mutlaka bu noktaya gelmeden, bu noktaya geldiyse de onların diş hekimine danışarak çocuk diş hekimine muayeneye giderek tedavi edilmesi ve fokal enfeksiyon odağı dediğimiz o enfeksiyon odaklarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Mesela diş, dişle ilgili kalbin de bir bağlantısı olduğunu duymuştum hocam. Yani kalp ile ilgili sıkıntılar da dişten kaynaklanabilir mi? Tabii ki. diyabet kalp astım, yani birçok hastalığın Hı -hı. dişle ilgilisi var. Çünkü dediğim gibi bir kere her şey ağız ortamından geçtiği için o anlamda çok önemli. Ve bakteriyel kaynaklı bir şeydir diş hekimliği. Ve bu bakteri kaynakları yine aynı şekilde kana karıştığında ya da direkt kalbe ya da vücudun herhangi bir sistemini etkileyebiliyor. Mesela diş çürüğü yani şu an tam oranlarını bilmiyorum ama böyle çok çalışma var. Hı hı. Diş çürüğü olan ya da periodontal problemi olan hastaların astıma daha yatkın oldukları, kalp hastalıklarına daha yatkın oldukları, şekere daha yatkın olduklarıyla ilgili çok fazla literatürde geçmiş artık çalışmalar var. O yüzden işte sağlık ağızda başlar kısmını da yine tekrar burada vurgulamak Değil istiyorum. Mi? bizim için çok önemli. Genel sağlığımız için de çok önemli. Yani diş deyip geçmemek gerekiyor. Kesinlikle. Dişlerimize inci gibi bakacağız. Hocam bu arada sizin dişleriniz de çok güzel maşallah. İnci <laughs> gibi. Ederim. Güzel dizilimi de çok hoş ve bembeyaz. Teşekkür ederim. Bu beyazlık da biraz sanki genetik oluyor değil mi? Şöyle evet genetik aslında. Yani Hı -hı. dişin kendi beyazlığı. Ee, ama bunları tabii ki biz düzelt edebiliyoruz. Yani daha da bu beyazlatma işlemini yapabiliyoruz. Bunu çocuklarda yapmıyoruz. Yani 18 yaşından sonra. Beyazlatma çocuklarda yapamazsın. hala mineralizasyon Hı -hı. devam ediyor ve onlar için daha yeterli bir yaş olmuyor. Ama 18 yaşından sonra artık leke olarak ya da beyazlık olarak şikayet olan hastalarda ya ofis tipi ya da eve verdiğimiz aparellerle, preparatlarla beyazlatma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Harika. Ama işte bazen dediğim gibi genetik sebeple o da olabiliyor. Aha. Çay, kahve, sigara tüketimiyle artabiliyor. Yine bunlar da bir şekilde e, tedavilerle çözülebiliyor. Sigara za sağlığa zararlıdır bıraksınlar. Dime evet. hocam siz de söyleyin. Her hocamıza bunu söylettiriyorum. Çünkü ben her gün söylüyorum. Kesinlikle diş sigara kesinlikle çok kesinlikle. zararlı. Evet. Diz sağlığına da çok zararlı aynı Aynen. oranda. Aynen her şey zararlı olduğu gibi dişe de zararlı. Ferodontal problemlere sebep oluyor mesela çok fazla diş sigara. O da çok ayrı bir sorun zaten. Nedir periodontal? Diş eti problemleri. Diş eti problemlerine, problemlerine sebep oluyor. İşte o da ayrı bir konu bakın. Şimdi tam da e, dişlerle kararmayla ilgili bir soru gelmiş. Merhabalar Aslı Hanım diyor. Teşekkürler. Doktor hanıma sorar mısınız? Dişimde kararma var, siyah lekeler var. Nedendir acaba? Bu yetişkin bir hasta. Evet, muhtemelen yetişkin bir hastamız. E, şöyle e, bunu genel olarak çocukluktan itibaren anlatayım. E, diş tekerlenmeleri birçok faktörlü olabilir. İçsel faktörler ya da dişsel faktörler diyoruz. İşte i̇çsel faktörler bazı sistemik hastalıklar kaynaklı olabiliyor. Ya da dişin canlılığını kaybetmesi, pulpadaki bir bağlı dişteki siyahlanmalar, renklenmeler olabilirken bir de dışsal renklenmeler vardır. Dışsal renklenmeler de işte mesela aslında bu sigara renklenmesi, çay kahve renklenmesi yetişkinler için söylüyorum bir Hı -hı. dışsal renklenmedir. Ya da çocuklarda demir preparatları, kan preparatları kullandıkları antibiyotikler diş yüzeyinde daha sonra oksitlenip oralarda renklenmeler hmm, oluştu. Antibiyotikler Dişler de yapabiliyor değil mi? Yapabiliyor Doğru. kesinlikle Hı -hı. çok uzun süreli kullanımda. Evet. E, onlar renklenme yapabiliyor ya da işte başka türlü ilaçlar e, bunlar da renklenmelere sebep olabiliyor ya da bazen diş sürdüğünde çocuklarla özellikle bu çok görüldüğü için hani bunu anlatmak istiyorum dişin yüzeyinde bir zar vardır ilk sürdüğünde o zar tamamen hemen uzaklaşmaz bazen o zar renklenir Nazmit zarı renklenmesi deriz. Onlar da böyle siyah işte e, diş yüzeyinde lekelenmeler bırakabilir. Hı -hı. Tabii ki bunların tedavileri var diş reklamelerin tedavileri bizim işte profesyonel olarak klinikte e, polisaj dediğimiz diş yüzeyini temizlemeyle yaptığımız tedaviler. Bu beyazlatma değil temizleme mi oluyor? Bu temizleme. temizleme. Aynen. Beyazlatma renkte beyazlatma. Ya yani Aslında temizleme yaptığımızda da beyazlamış oluyor. Evet. O da bir beyazlatma ama bahsettiğimiz dişin rengini açma bleaching olayı başka. Hmm. Bu bahsettiğimiz tamamen diş yüzeyindeki artıkları uzaklaştırma. Hmm. E bunu polisajla yapabiliyoruz. çocuklarda da tabii ki mesela çok küçük 2 3 yaşında da görüyoruz bunu bazen. Çok fazla demir preparatı kullanmış, işte hmm. kullanmış bir çocukta yine uyumlu olduğu sürece çok çünkü ağırlığı bir işlem değil, hiç çok kolay bir işlem. Çocuk uyum gösterdiği sürece klinik ortamda temizlenebiliyor ya da e, birazcık daha büyümesi beklenip yapılabiliyor ya da veli çok rahatsızsa yine sedasyon altında yapılabiliyor. E, ama yetişkinlerde mesela bu içsel renklenme kaynaklıysa mesela dişte bir nekroz kaynaklıysa, sinirden kaynaklı bir sebepse sinirin işte, tam, rengi mi koyu oluyor? Nasıl e, oluyor? Diş canlılığını kaybettikten sonra içeride bir nekroz dokusu oluşuyor. Ha. O da dişte siyah işte yansıyan, içeriden yansıyan siyah görüntülere sebep. Hmm. Gri görüntü de sebep olabiliyor. Evet. Ya da çürük zaten direkt renkli gözükebilir. Hani onun gibi sebeplerse tabii kişide detaylı muayenelerle kanal tedavisi, daha sonra iç sereneklemelerin beyazlatmaları, içsel beyazlatmalar var. Farklı beyazlatma hmm. yine o tekniklerle e, açılıp normal tekrar eski haline kavuşturulabiliyor. Hocam bu bleaching'lerle ilgili yani diş beyazlatmayla ilgili geçici olduğunu da duydum. Yani diyelim ki özel bir gününüz var. işte nikah, düğün, nişandır. O zaman diyelim ki beyazlattınız ama bir iki hafta beş hafta sonra işte çok fazla çay kahve tüketiminden sonra dişler yine eski haline sarı haline dönebiliyor diye duydum. Doğru mudur bu? Tabii tabii ki. Çünkü Hı -hı. diş tekrar üzerine kalıntı yani bir şekilde üzerine tekrar işte çay kahve içtiğimizde ya da lekelenme biriktiğinde ve rengi kendi rengine dönme eğiliminde oluyor. Bizimki aslında birazcık makyaj Hı. gibi düşünün. Evet. E, ama tabii ki bu çok kısa süreli olup olmaması e, tamamen kişiye bağlı. E, biz normalde işte ofis tipi yaptığımız bleaching'lerde bir iki yıllık süreç içinde eski haline dönmesini bekliyoruz. 1-2 yıllık. Aynen, Bilmiş, güzel hocam. bakıldığında. Evet. Ama en yani bir birey biz onu yaptığımız andan itibaren Yine aynı oranda çok fazla çay, kahve, sigara tüketmeye başladığı anda diş yüzeyinde birikip bunun etkisi daha da kısa sürebilir. Hmm. Çünkü bazı yemek gıdaları da renkli oluyor ya mesela tabii, salça, tabii. değil mi? Salça yediğimiz zaman çok da severim ekmeğin üstüne şöyle <laughs> e, renk yapıyor. Tabii Bunu ki patlıcan. Değil Ama mi? daha çok işte çay, kahve ve sigara lekelenmesi daha çok, daha e, çok bu diş renklenmeye yapıyor. Hmm. Yani o yüzden uzun ömürlü olmasını istiyorsak bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki sorularla devam ediyorum. İyi günler Aslı Hanım demiş. Teşekkürler. Benim kızım 13 yaşında bir sıkıntısından dolayı antibiyotik tedavisi aldı ve antibiyotik kullanımı sonrası dişlerinde kararma oldu. Sanırım kullandığı antibiyotik bu duruma sebebiyet verebiliyormuş. Acaba bu kararmalar geçici mi, kalıcıysa çocuğumun hangi tedavisi e, alması gerekir demiş. 13 yaşında ve kararmalar tabii ki hiç hoş bir görüntü Vermiyor. Tabii ki estetik olarak evet. her bireyi bazen çok küçük bir çocuğu bile etkileyebilen bir şey. Tabii. Bahsettiğim olay mesela bu ilaç kaynaklı olmuş. Bazı işte tetrasiklin türevi özellikle antibiyotikler buna sebep olabiliyor. Bu da bahsettiğim gibi klinik ortamda temizlik yapılabiliyor. Ee, bazen bu intihar renklenmeye de dönebiliyor. Hani o durumda da e, dolguyla o mesela bazı renkli alanlar yine açılıp temizlenip beyaz bir şekilde estetik olarak tekrar tedavi edilebilir. Yani renklenmelerin çok büyük oranda zaten tedavisi mümkün. Ya polisajda daha kolay bir şekilde ya daha ileri evredeyse de dolgularla tedavisi yapılabilir. Yapılabiliyor. Peki merhabalar demiş. Benim 7 yaşında bir oğlum var. Parmağını emme alışkanlığı var. Bu da diş bozukluğuna sebep olmaya başladı. Ne yapabiliriz? Ne önerirsiniz? Adana'dan selamlar. Güzel Adana'ya selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 7 yaşında ve parmağını emiyor. Herhalde biraz geciktik burada değil mi? Birazcık <laughs> Ee, bu konuda çok e, şeydim velilere karşı. Benim bir yeğenim var küçük o da parmak emiyor ve o kadar üzülüyorum Hayır, ki onu her yaşında? gördüğümde. Şu an daha bir buçuk yaşında Aa, inşallah bırakacağız. O bırakır o evet. Ama aynen. Şimdi şöyle e, parmak yemeği evet küçük çocuklarda işte... Emzik kullanımı, parmak emme zaten refleksel olan bebeklikten başlayan bir alışkanlık. Hı hı. Ama bunun mutlaka yavaş yavaş bırakılması gerekiyor. Ee, çünkü hem zaten bakteri kontaminasyonu açısından onun daha fazla hasta olmasına sebep olacakken, en önemli problem de e, sürekli parmak ön dişlere doğru bir kuvvet uyguladığı için e, üstteki üst bölgedeki dişleri öne doğru itiyor. Bu hı sefer hı. E, profilde bir kayma oluyor, dişlerde bir fırlaklık oluyor. Evet. Ee, ve bu da belli bir yaştan sonra düzelmemeye başlıyor. Biz bunu 4 yaş diye kabul ederiz. 4 yaşa kadar parmak emme, işte emzik gibi zararlı alışkanlıklar bırakıldıktan sonra çocuklarda çene gelişimi hala devam ettiği için çok büyük oranda düzelir. Evet. E, ama hala 4 yaşından sonra, 7 yaş mesela özellikle daimi dişleri çıkmış, 7 yaşta artık sütler düşmüş ve hala parmak emme varsa o artık birazcık o profilin kalıcı hale gelmesine sebep olabiliyor. Yine ilk yapmamız gereken tabii ki parmak emmeyi bıraktırmak. Hı hı. Bu işte psikologlardan da yardım alabiliyoruz ya da biz bunlarla ilgili parmak emmeyi bırakacak apareyler yapabiliyoruz. İşte ağız için içine emmesini engelleyecek. Hmm. Onu bırakıp daha sonra da eğer iskelesi olarak bir kalıcılığa sebep olduysa kalıcı bir hasara evet. plaklarla, tellerle, yine ortodontistlerle onların tedavisini yapıyoruz. Evet çok güzel anlattınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili uzman doktor Merve Salmanlı canlı yayın konuğumuz oldu. Sizi tekrar bekleriz hocam. Çok teşekkür da güzel ederim. anlatıyorsunuz. Çok Anlaşılabilir bir şekilde anlatıyorsunuz. Tüm dertlerimize deva oldunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ne demek. Evet sevgili seyircilerimiz geldik sağlık olsun programımızın sonuna. Bir sonraki bölümde biz tekrar burada olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, güzelliklerle kalın. Hoşçakalın.